tarafta Sakarya Ovası'nı, bir tarafta İstanbul'u besleyecek alanlar olarak yeniden düzenlemeliyiz. İzmir bu konuda daha şanslı. Yani bütün bir Ege inanılmaz bir verimliliği temsil ediyor. Dün işte Borsa'daydım, tarım borsası. Müthiş bir zenginliği temsil ediyor. Çok ileri tekniklerle, çok geniş ufukla... Ama kaygıları da var hocam. Var tabii. Ama geniş ufuklu insanlarla iş dünyasından tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Bakın, at biner misiniz bilmiyorum. Ama at bilenlerin bir deyişi vardır. Eğer atla gidiyorsanız ve at yılanla karşılaşırsa sakın atı kontrol etmeye çalışmayın. Dizginleri bırakın. At kendisini kurtarır. Atın yılanla karşılaştığında dizginleri çekmeye çalışırsanız hem kendinizi heba edersiniz, at sizi sırtından atar, hem de atı yılan sokabilir. Şimdi Türk iş dünyası da at gibi serbest bırakacaksınız. O kendisini kurtarır. Zaten Türkiye'yi ayakta tutan çalışkan iş dünyası. Türkiye'yi aşağı çeken ise bu siyasal elit. Bu siyasal elitin bunca soygununa rağmen, yüz milyarlarca liramızın yurt dışına çıkartılmasında, Londra'da, Florida'da toprağa gömülmesine rağmen bu çalışkan iş dünyası inanılmaz bir baskı altında, siyasal baskı altında mucizeler yaratarak bu ülkeye ayakta tutuyor. Ama emekliye para vermiyorlar, vergileri siliyorlar hocam. Tabii yani bir ülkede 1,5 yılda bir vergi silinir mi kardeşim? Son 20 senede... Bunun mantığını bilmiyorum hocam. Ondan ya. Sonra daya ÖTV'yi, KDV'yi, herkese aynı vergi ama zenginlerin de belirli gruplarında, tarikat ve cemaat şirketlerinin de vergilerini silelim. Yok böyle bir şey. Biz vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özelleştirme hakkında ne düşünüyorsunuz? Son günlerde biz İzmir'de şu Alsancak'taki trajedi yüzünden, yani ben de aynı düşünceliyim. Bornova Belediye Başkanı da enerjiyi özelleştirmeyelim, o devletin olsun düşüncesine döndük. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Biz başından beri böyle söylüyoruz. Bir defa elektrik dağıtımı bir kamu hizmetidir ve özelleştirilemez. Biz özelleştirmeye bir ideolojik karşı çıkış veya yanında oluş şeklinde değil. Bu olayına göre değerlendirmek lazım. Faydalı olabilir şey, yer olabilir ama devletin malının peşkeş çekilmesi şeklinde bir özelleştirme olmaz. Bakın, biz kağıt üretmeyelim dediler. Ondan sonra bütün fabrikalarımızı sattılar. Şeker gitti hocam. Üretimi durdurdular. Şimdi yurt dışından kağıt gelmezse baskı yapamazsınız Türkiye'de. Ondan sonra kağıt üretmeyelim dediler. Resmi gazetenin baskısını durdurdular ya. Hocam bir kitap 200 lira şu anda. Bir ülkenin resmi gazetesinin baskılı nüshası olmaz mı kardeşim? Yok. 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 Neden? Nereden inanacağız sizin şeyinize? Baskı maliyetleri yüksek hocam. Ya resmi gazete kardeşim, baskı maliyetleri ne kadar yüksek olursa olsun. Basarsınız. Haklısınız. Basarsınız. Tamam. Doğru. Baskısı olmayan resmi gazete olmaz. İnanılır gibi değil. Durum bu. Yarın bir şeyi değiştirdiklerinde neyin resmi gazetede çıktığını, neyin çıkmadığını nereden bileceğiz? Peki bir şey sormak istiyorum. Zafer Partisi iktidara geldiğinde, bilmiyorum, benim burnuma erken seçim kokuları da geliyor bazen, evet, ama geldiğinde, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi de bazı özelleştirilen işte şeker fabrikaları gibi, onlar da bir bedel oldu, gitti, mahvoldu. Biraz önce buyurduğunuz o kağıt fabrikaları, bunları tekrar devletin olması mümkün olabilir mi gerçekten? Ya da bu özelleştirmelere sınır getirilmesi, stratejik alanların devlette kalması, bunlar yapılır mı tekrar? Yapılır tabii, birçok yanlış yapılan şey düzeltilecek. Ama alanlar düşman olmaz mı o zaman? Bunların içinde mesela Türk Telekom'un özelleştirilmesi tam bir kitap konusu bence. Hala bilmediğimiz ayrıntılar var. Gümbürtüye gitti yani. Hayır, bilmediğimiz hiçbir ayrıntı yok. Nasıl soyulduğunu biliyoruz. Hesabını da sormak gerekiyor. Bu millete yani borçluyuz bunu. Türk Telekom başlı başına bir trajedidir. Zafer Partisi olarak çalıştık. Dosyamız var.
kimin nasıl soyduğunu biliyoruz. Bakın, devlette hiçbir şey kaybolmaz. Sadece zamanını bekler. Dün de ifade ettim, tekrar edeyim. Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili 22 sene sonra ortaya bir belge çıktı dün mahkemede. Hablemitoğlu'nu cinayetten hemen önce gitmiş ve alışveriş etmiş yapmış olduğu süpermarkette takip eden 3 kişi. Bu 3 kişi birkaç gün önce de Eskişehir'de konferans verdiğinde o konferansta dinlemişler kendisini. 22 seneden beri bundan kimsenin haberi yoktu. Mahkeme dahil olmak üzere. Avukatlar dahil olmak üzere. Bir anda çıktı. Bir anda çıktı. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Kaybolmaz ama ölen de ölüyor hocam. Değerler de gidiyor yani, yitiyor. Peki İzmir'e, şimdi iki gündür İzmir'desiniz. İzmir'le ilgili konuşalım biraz. 3 ay önce 3 aylık belediye başkanlarımız var. İzmir'i nasıl gördünüz? Biz biraz iletişim sıkıntısı çekiyoruz ama siz neler gördünüz, işittiniz? İzmir'de bütün Türkiye'de olduğu gibi sığınmacıların baskısı altında, İzmir'de ekonomik krizin pençesinde kıvranan bir şehir. Ve bakın, dün genç bir gazeteci arkadaşla sohbet ettik. Müthiş bir cümle kullandı İzmir için. Ben de yazdım. Bu kent canımıza kastetmeye başladı dedi. 28 yaşında Didar Demirci.